Merhaba, ben Tarık Akagün ve arkamızda duran araçta Jeep Renegade 1.6 Multijet 120 beygir Limited. Araç Fiat 500X ile aynı platformda üretiliyor. Fiat'ın Melfi'deki fabrikasında ve bu araç Jeep markasını küçük SUV segmentine taşıyor. Bilindiği gibi küçük SUV segmenti son dönemde gittikçe popülerleşen bir segment. Küçük crossover'larla beraber insanlar tarafından tercih ediyor yüksek oturma pozisyonları nedeniyle. Araç Jeep markasının geleneksel tasarım detaylarına sahip. 7 parçalı radyatör ızgarası olsun, yuvarlak far grubu olsun. Jeep markasının geleneksel özellikleri. Araca yandan bakıldığı zaman dik bir ağ sütunu bizi karşılıyor ki araca kutu formunu veren tasarım detaylarından bir tanesi de bu dik ön cam ağ sütunu. Aracın 2570 mm'lik dingil mesafesi Fiat 500X ile aynı. Buna karşılık tavan yüksekliği yaklaşık 5 santim daha yüksek ve genişliği 1 santim daha fazla, uzunluğu da yaklaşık 2 santim kadar daha az. Bu araç önden çekili bir araç. Gerçek bir arazi aracı değil. Ancak bozuk yollarda yerden 175 mm, yaklaşık 17,5 santimlik yüksekliğiyle altın olmadan ilerleyebiliyor. Aracın 4 çeker versiyonları var. Trailhawk ve 140 beygirlik 2 litre dizel motor var. O araçlarda 4 çeker var ve yerden yüksekliği ise 21 santim, 950 oranlı otomatik şanzımanla kombine ediyor o araçlar. Kısaca bir göz atalım aracın etrafına. Köşeli hatlar her tarafta, arka tarafta da aynı şekilde devam ediyor ve bagaj kapağının altında 351 litrelik bir hacim var. Bu hacim bu tipteki bir araç için gayet yeterli gözüküyor. Şimdi aracın iç mekanına bir göz atalım. Otomobilin arka koltuklarındaki diz ve baş mesafesi gayet yeterli. Sürücü koltuğu bana göre ayarlı ve diz mesafesinde hiçbir problem yok. Baş mesafesi dik oturduğum zaman, bel boşluğuna aldığım zaman kafam tavana değmiyor. Benim boyum 1.79. Kapı içi ve sert plastikten üretilmiş. Yarım litrelik şişelerin gidebileceği kadar bir eşya gözü. Jeep simgesinin işlendiği hoparlör çerçevesi gözüküyor. Burada ön koltuk arkasına dergilik ve alt tarafta bir adet priz girişi gözüküyor. Arka tarafta iki kişi için gayet yeterli bir oturma alanı var bu otomobilde. Jeep Renegade'in iç tasarımları tıpkı dış tasarım gibi köşeli hatlara sahip. Üst tarafı yumuşak malzemeden, yarı yumuşak malzemeden örtülmüş. Alt taraflar ise daha sert. Burada her iki havalanma kanalına bir açma kapama düğmesi konması bence güzel bir detay. Artık birçok otomobilde bunu koymuyorlar küçük sınıfteklere. Torpido gözü orta boy. Alt tarafında kumaş veya halı yok. 5 inçlik dokunmatik ekran. Motoru çalıştırıyorum bu arada. Onun alt tarafında koltuk ısıtması, direksiyon ısıtması, park sensörü, lane sense kumandası ki bu sistem çok faydalı bir sistem. Yola çıkınca göreceğiz. Işık yanarken kapalı, açıkken açık ve sağ ön koltuk ısıtması, çift bölgeli otomatik klima. Bu detaylar Limited donanımda gelen detaylar ve konforu arttırıyor. Burada bir boşluk var. Burada bir boş plaka var. Jeep ambleminin yer aldığı. 4 çeker versiyonlarda burada 4 çeker kumandaları var. Yanında USB girişi ve çakmaklık AUX girişi de bu tarafta. İç mekan gayet kullanışlı gözüküyor. Buradaki eşya gözü olsun, bardaklar olsun unutulmamış. Alt taraftaysa start stop otomatiği, elektromekanik park freni ve çekiş kontrol sisteminin kumandası gözüküyor. Direksiyon simidi de Fiat 500X'e benzer. Göbekleri farklı. Sol tarafta yol bilgisayarının kumandaları, sağ tarafta hız sabitleme, bu tarafta gene telefon kumandaları ve burada da hız limitleyicisinin düğmesi var. Yola çıkacağız. Bu araçta ben 0-100 testi yaptım. Fabrika verisine göre 120 beygir güç ve 320 Nm tork üreten bu otomobilin 0'dan 100'e kalkışı 10.2 saniye. Çok iyimser bir değer. Çok ilginç bir özellik. Aracın şanzıman ve rüzgar direnç katsayısı aynı olmasına rağmen Fiat 500X'e
Fiyat 500'lükten fabrika verisine göre kağıt üzerinde Jeep daha hızlı. Ancak yakıt tüketimi yarım litre kadar daha fazla ve maksimumda birkaç kilometre daha düşük. Çok ilginç detaylar bunlar. 0-100 kalkışında beni zorlayan etkenlerden bir tanesi şu oldu. Araçta aktarma organları koymak için bir limitör koyulmuş. Bakın şu anda 4000-5000 liraya kadar çıkabiliyor motor devri. Ama ne zaman ki vitese takıp ayağımı devreye basıp kalkış yapacağım zaman bu şekilde 2500'de kalıyor. En ideal kalkışı 2750 lira yaptım ben. Frenleri başarılı. Bu aracın fren tertibatı Fiat 500X'den biraz daha iyi olabilir. Olabilir diyorum çünkü öteki araçta henüz fren testi yapmadım. Ancak bu aracın ön fren diskleri Fiat 500X'den daha büyük. Jeep Renegade 1.16 Multijet'le yol alıyorum. Araçta önde ve arkada MacPherson süspansiyon var. Ağırlık merkezi birazcık yukarıda bu aracın. Fiat 500X'e göre yaklaşık 5 cm daha yüksek bu araç. Oturma pozisyonu da biraz daha yüksek. Açıkçası ben 500X'te daha rahat ettim. Oturma pozisyonu olsun, aracın kullanımı olsun. Bu aracın ara hızlanmaları gayet başarılı. Çekişi gayet güzel. Ancak 0'dan 100'e kalkışı fabrika verisine göre 10.2 saniye. Ben bu değeri yakalayamadım. Tüm çabalarıma rağmen olmadı. Fiyat 500X'te 0'dan 100'e kalkış değeri 10.5 saniye veriliyor. Araçların rüzgar direnç kapasiteleri aynı. Şanzıman oranları da aynı. Ancak her nedense Renegade'in 0'dan 100'e kalkışı 10.2 saniye verirken 500X'te bu değer 10.5 saniye. Bununla beraber Renegade'in yakıt tüketimi de daha fazla veriliyor. Yaklaşık yarım litre kadar daha fazla. 500X'te 4.1 litre civarındaydı ortalama tüketim. Bu araçta 4.6 litre. Benim gerçek hayat kullanımda elde ettiğim değer 7.2 litre. Şimdi 5. viteste 80 km/s hızla gidiyorum. Hızımı birazcık azaltacağım. 60'a kadar indireceğim. Ve 4'ü alacağım. Yokuş aşağı biraz eğim var ama yine fikir verecektir. 4. viteste 60'la giderken motor devri yaklaşık 1700 civarında. Yapıştırıyorum gaza. Hiçbir problem yok. 90. 100 ayağımı gazdan çektim. Ara hızlanmaları çok güzel. Alttan gelen tok otomobil taşımakta hiçbir rahatsızlık vermiyor. Çok rahat şekilde taşıyor otomobili bu tok. 320 Nm tok var motorda. 1750 devirden itibaren geliyor ama 1500 devirden itibaren aracın çekişi gayet canlı. Bir araçta hantallık hissedilmiyor ara hızlanmalarda. Önde ve arkada MacPherson süspansiyon var. Bu sayede daha iyi bir yol tutuş sağlanması amaçlanmış ve bir ölçüde başarılı olmuş. Araçta modern güvenlik ekipmanlarında tabii ki hepsi var. Devrilme önleyici olsun, ESC olsun. Bu araçta mevcut. Zaten ESC artık bütün otomobiller standart olmak zorunda. İşte bir sağ viraj. Bu aracın ağırlık merkezi Fiat 500X'e göre biraz daha yüksek. Yaklaşık 5 cm daha yüksek. Bu tip virajlı yollarda ağaç sütunları, kalın ağaç sütunları çapraz görüşü birazcık kısıtlayabiliyor. Ve 80 km/s hıza gelince de Fiat 500X'te olmayan bir sorunla karşılaştım. Rüzgar sesi geliyor bu civarlardan. Aracın kutu tasarımının bunda etkisi yok bana göre. Büyük yan aynaların etkisi var. Çünkü iki araçta da rüzgar direnç katsayısı 0.34 cd. Evet, hafiften yanarsa da araç dengesini bozmuyor. Tabii ki araç bir küçük SUV, yüksek bir otomobil. Virajda yanartması normal. Ancak güvenlik açısından bir problem yok. Araç güvenli şekilde bu virajları dönebiliyor. Fren testleri başarılı. Araçta önde 305 mm çapında diskler var. 38 metre civarında durdu. Başarılı bir değer. Her ne kadar araç biraz dalma yapsa da, ön tarafı biraz bassa da, frende biraz fazlaca ön tarafa eğilse de güvenli bir mesafede durmayı başardı. Aracın fren diskleri, ön fren diskleri 500X'ten daha büyük. Bu araçta 305 mm, 500X'te ise
281 mm'lik ön fren diskleri var. İlginç bir detay tabii ki. Şu anda bir önümde düzlük var. Hemen hızımı kesiyorum. 4. vitese attım. Yaklaşık 60 km/s hızla ilerliyorum. 1700 devir civarında bir motor devir var. Oturdum gaza. Hiçbir vuruntu, çıkırtı olmadan araç ileri doğru gitti. 100'e geldik, 110'a geldik, 120'ye geldik. Ayağımı gazdan çekiyorum. Bunu değişimde 80 km/s 5. viteste yapıştırıyorum gaza. Viraj var ama oraya bu hızla dönebiliriz. 80, 100, 115'e geldik, 120'ye geldik. Ayağımı gazdan çekiyorum. 6. viteste yapacağım. En uzun oran tabii ki 6'da. 6. viteste 80'e indirdim. Motor devri 1500 civarında. Yapıştırdım. Birazcık derinden geliyor. Evet, 1500'ü geçmeye başladığında motor devri, araç kendine geliyor. Tok aracı ileri çekmeye başlıyor. Hızım 110'a geldi. 120'ye geldi. Ayağımı gazdan çekiyorum. Göreceği gibi aracın ara hızlanmaları çekişi gayet güzel. Bir sıkıntı yaratmıyor. Esnek bir otomobil. Kullanışlı bir otomobil bu açıdan. Sollamalarda bir rahatsızlık vermeyecek otomobil. İlginç bir özellik, güvenlik donanımı, limited donanım seviyesine gelen Lane Sense kumandası burada. Şu an kapalı, ışık yanınca kapalı, ışık sönükken aktif hale geliyor. Bu sistem sizi yolda tutmaya yardım eden bir sistem. Downlink'tan dolayı eğer şerit dışına taşmaya başlarsanız ufak direksiyon müdahalesiyle araç kendisini yola sokuyor. Tabii ki önce ekranda bir uyarı çıkıyor. Yeşil renkte araç kırmızıya, turuncuya geliyor ve ondan sonra bakın ben direksiyonu çevirmiyorum. Araç kendi kendine direksiyonu ittirerek aracı yola sokuyor. Eğer ki elinizi direksiyondan çekerseniz, ki bu şekilde otomobil kullanmak olmaz ama göstermek için yapıyorum. Bir süre sonra sizi uyarıyor ve elinizi direksiyona koyun diye uyandırıyor. Eğer ki elinizi direksiyondan kaldırıp araç şerit dışına çıkarsa düzeltme hamlesini yapıyor. Aracı şeride sokuyor. Ondan sonra uyarıyı veriyor ve sizi uyandırmaya çalışıyor. Duruma karşı uyandırıyor. Güzel bir sistem.